Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e davet için gittiğinde cahiller, ahmaklar tarafından taşlandı. Peygamber aleyhisselam kendini ve Zeyd'i korumak için bir üzüm bağının bulunduğu yere geldi. Bahçenin içerisinde hizmetli olan Addas isminde bir Hristiyan Allah Resulüne üzüm ikram etti. Nebi aleyhisselam ne dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dedi. Addas yöneldi kendisine, dedi ki sen bu sözleri nereden biliyorsun dedi. Peygamber aleyhisselama şaşırdı. Sen bu sözleri nereden duydun? Nebi aleyhisselam dedi ki sen nerelisin? Dedi ki ben Irak bölgesinin Ninova şehrindenim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen dedi kardeşim Yunus'un dedi memleketindensin. Bakın şimdi ne olur ey davetçiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam arasındaki süreç tam 600 yıldır. Yunus aleyhisselamla geçen süreç binlerce yıldır. Yunus aleyhisselamın daveti binlerce yıl sonra bakıyorsunuz ki Mekke'de, Taif'te bulunan bir bahçede zuhur etti, tekrar ayağa kalktı. Yani bugün siz biriyle ilgilenirseniz hidayetine vesile olursunuz. Vallahi de billahi de etkisi binlerce yıl sürer. Vallahi demeyin. Nesilden nesile aktarılır. Değilse Abbas nereden biliyordu? Yunus aleyhisselamı nereden tanıyordu? Bunun peygamberi bir söz olduğunu nereden anladı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü işitince peygamber aleyhisselamın ellerine yapışıp iman etmesinin sebebi Yunus aleyhisselamın çektiği çile, acı, gözyaşı, Yunus balığının içerisindeyken hapsolunması, Allah'a yürümesi, yüz binlerce insanın hidayetine vesile olmasıdır. Bakın binlerce yıl sürdü. Binlerce yıl. O yüzden davetten geri durmayın ne olur. O yüzden ne olur davetten geri durmayın. Bugün bir kişiyi kazanırsınız, kazandığınız adamın etkisi yüzlerce yıl sürer. Nesilden nesile aktarılır. Ve sizin kapınıza, sizin hanenize, sizin sayfalarınızın içerisine ecir yazılır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.